olsun. 9 Mart 2021 Antalya Gazipaşa Hastere'deyiz. Hastere Aydoğdu mevkisi. Aydoğdu mevkisinde yanımızda rekor gelişim müşterimiz Süleyman Çelik. Evet. Burada avokado bahçesinde geçen yıl Mart ayında ve bu sene Ocak ayında olmak üzere kalanlarına rekor gelişim uyguladılar. Daha önce bir kısa videosunu yayınlamıştık. Evet. Süleyman Bey, burada ağaçlarımız kaç yaşında, durumları neydi, ne oldu? Bir kısaca özetleyelim, çeşitlerden bahsedelim. Oğuzhan Bey, bu ağaçlar ortalama 3 yaşında. Cinsleri nedir genel anlamda? Ya genel anlamda her cins var. Fuerte var, Bacon var, Hass var, hepsi var ama genelde Fuerte ağırlıklı. Fuerte ağırlıklı. Evet. İlk merakımızla sizi videodan takip ediyorduk. Sonra işte ürünümüze İnternet ulaştık. Üzerinden. Evet evet, ürünümüze ulaştık. Geçen yıl bir deneme babında bir kullanıldı. 2020 Mart'ta. Evet evet, o zaman bir deneme amaçlı kullandık. Bu yıl onun 3 katı alındı. Hepsine uyguladık. Siz şimdi kendinize ait ağaçlarınız var. Kardeşlerinizin de evet, o ağaçları var. Evet, toplamda evet. Bir 300 küsür tane. 300 falan, ortalama 300 civarında falan ağaç var. Şimdi evet. Burada şöyle ağacı gösterelim. Bu ağacın geçen seneki durumu neydi mesela uyguladığınızda? Ne boyuttaydı? Ya şurada şeylerini gösterin, sürgünlerini, evet. Şeylerini. Ya geçen sene uygulamadan önce bu ağaç tabii sağlıklıydı ama bunun gibi hızlı gedememiş olduydu. Yani gövde kalınlaşması, tabii, sürgünü tabii. Vesairesi. Kesinlikle kesinlikle. Gövde kalınlaşmasında falan büyük fark oluştu. Yani ağaç kendini kurtardı. Şimdi ağaç kendini kurtardı. Bu sene bir de soğuk oldu. Evet. Soğuktan hiçbir etkisi olmadı burada. Soğuğun bir etkisini görmedi. Soğuktan etkilenmedi. Şimdi şöyle aşağıya doğru gösterelim ağaçları. Şimdi bu ağaçlarımız 3 yaşında. Evet. Tabii buradaki ilginç durum şu. Geçen sene uyguladığımızda gelişim süreci hızlandı. Evet, evet. Ya ben şöyle, geçen yıl uyguladığım yerde tabii ürünü tam bilmiyoruz. Ürünü attım da acaba dedim yani tabii bu işlerde tabii ister istemez herkes bir ürün satıyor. Tabii sizinki sonuçta şey organik bir şey ama herkes bir şey satıyor. Biz tabii bir uygulamayı kısmi deneme yaptınız. Tabii tabii kısmi deneme yaptık. Dibine sonra denedikten sonra o yağmurları falan yedikten sonra dibinde böyle toprakta böyle kaynama olmuş gibi bir yumuşaklık görüldü. Uygulamayı tabii burada şu bölgeden değil mi? Evet yani evet evet. Şu kökten. Ya şu dip kısımlarına şu uyguladım o zamanlar. Şimdi ta geniş şekilde atıldı. Bir arazi. Tabii, geçen sene atılmış bir yer ve bu sene de atıldı. Evet evet, bu sene de şöyle uyguladım. Şöyle gevşek. Buraları bu sene biraz daha yoğun uyguladık. Daha, tabii şu şey yerleri atılmadı. Şimdi şöyle gidelim oraya da. Şu tarafa tabii. Doğru. Şimdi burada daha önceki yaptığınız şeylerde şu ağaç mesela kaç yaşında? Ya bu ağaç ortalama 2 yaşında. Bunun şeyi küçüktü bunun şeyi de sonradan patladı bu. Şimdi şundan bu ağaç aynı yaş, doğru mu? Şey hemen hemen. Evet, hemen hemen yani bir, hemen bir yıl hemen var arasında. Tabii tabii 2 yaşında. Ama bu ağaçta zaten giderken mesela şu sorunlu dediğiniz bu o da sorunlu, 3 yaşında. O sorunluydu. Şimdi üreticiler diyecek nasıl olur? Şimdi evet. Arada yeni dikilenler ya şöyle, de var. Ya şöyle, ben ağaç olarak aldığım fidelerden memnun değildim. Sıkıntı yaşandı yani. Şu fideyle. Ortalama dikim süresi aynı. Yaşı aynı. Yaşı aynı, bu aşıydı. Onu bundan daha sonra aşıladım, bak onun hali böyle. Şimdi şuradan şöyle bir aşağıya gösterelim. Şimdi alanın ilk uygulama yapılan yer bu taraf. Evet evet. Şu taraf. Şu mevkiye, şu mevkiye yaptım özellikle. Gördüğünüz taraf, geçen yıl Mart ayında uygulanmış olan bölge. Şimdi evet. Burada da bu sene uygulananlara bakalım. Tabii biz bu aralara uruyenler oldu, şey oldu, yeni takviyeler yapıldı. Sonuçta hepsi 3 yıllık değil yani. Her yıl değiştiriyoruz. Yıl değiştirdiklerimiz var. 3 yıllık olanlar var, tabii, yeni tabii. Olanlar yeni var. Yeni olanlar da var. Toplamda tabii. Burada sizin 300'e yakın bir ağaç var. Evet. Ama tabii şey olduğu için engebeli şu an aşağıya inemiyoruz. Şey anlamında. Şimdi rekor gelişim kullandınız internet üzerinden, videolardan bizi izlediniz. Evet. Birçok mecrada da görüyorsunuz zaten. Aynen. Videolarımızı yayınlıyoruz. Avokado ile alakalı, avokado da size neler kattı yani? Önce bir bunu söyler misiniz? Üreticiler sizi zaten ya şöyle, izleyecek. Avokado da bize kattığı şey şu. Yani ağaç sağlıklıysa, normal bir sağlığı yerindeyse ağaç gidecekse gidiyor. Gidiyor. Ha çapak ölüyse zaten buna yapacak bir şey yok. Kanserli adam iyileşmez sonuçta yani. Şimdi kök saçak sisteminin burada çalıştığı sonucu var. Toprak çünkü gevşek şey kalmış. Yaz dönümü suyla alakalı şey oldu mu? Ya şimdi Oğuzhan Bey, buradaki benim sıkıntım iki türlü. Mesela bu taraf kayrak, bu tarafta biraz farklı bir toprak var burada. Tamam. Suyu şey yapmayan.
Bu kayrak tarafta mesela istersen 3 saat su ver, su verdiğini bilemezsin. Ama gene de susuyordu yani, değil mi? Tabii tabii, su ihtiyacı susuyordu. Tabii, sizin... Bu sene yazın oldu mu su ihtiyacı? Ben fark etmedim şeyinde. Yaprağında o susuzluğu fark etmedim. İhtiyacını mesela göstermedim. Ondan önceki sene haftada 3 kere de su verdiğim oldu. Hı-hı. Geçen yıl 2 ile 2 verdim. Susuzluğunu pek şey yapmadım. Yani susuzluğu yapraklar da onu şimdi hissetmedim. Şimdi bu tarafta mesela suyu çok olan yerlerde de sararma gibi tabii, sorun olması tabii, lazım. Tabii öyle bir sorunlar var. Orada bir sıkıntılık vardı. Onları nasıl aşabildik mi? Vallahi onları bu sene uyguladık. Asıl bu sene göreceğiz ama. Evet. Bu seneki uygulamada şu anda da görüntü olaraktan güzel. Şimdi bir 2 hafta önce burada bir soğuk olayı oldu iklimsel. Evet. Yakın çevredeki ağaçların durumları nedir? Buraya göre kıyaslarsanız soğukla ilgili etkileşim ne oldu? Vallahi şöyle. Şimdi bu... buraya üreticiler bu bölgenin insanları biliyordur Hastere. Evet. Rakamda şey. Rakam çok yüksek değil. Burası bir de şey biraz ısıngın geliyor aslında ama normalde bu Çukur'u da methediler. Çukur buranın meşhur Avgoda yeri. Orada biraz don olduğu söyleniyor. Yani çiçeklere yani, etkisi olmuş. Burada ben mı? Burada böyle bir şey görmüyorum. Yani burada bir sıkıntı bir şey yok. Görmedik. Yeni suygunlar falan devam ediyor. Yani en ufak bir solgunluk şey olmadı. Rekor gelişimi gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz avokado üreticilerine? Ya ben tavsiye ederim. Ben memnunum yani kullandığımdan dolayı. Peki onlara özel bir tavsiyeniz var mı? Uygulamayla alakalı, şeyle alakalı, dönemle alakalı. Ya tarif edeceğiz. Benim tavsiyem şu olur. Yani yeni dikim yaparken bu iş uygulanabilse tamam. Ta şey olur, mantıklı olur. O toprağıyla buluşturmadan önce orada bir şey varsa tabii oranın düzenlemesinde. Şimdi biz yeni dikimlerde zaten öneriyoruz. Mutlaka dikimde. Aynen. Dikimden sonraki yıllarda da devam etmelerini ya da daha sonrasında da alan uygulaması yapmalarını tabii, tavsiye ediyoruz. Şöyle ben burada alan uygulamasını ben de düşünüyorum. Yani bu sene duruma göre tamam. Allah izin verirse komple şu aradaki gengelleri de gaz alıp ya da pat patala bir şey yaptırıp komple uygulamayı da düşünüyoruz. Şimdi bizim bir de diğer ürünlerimiz var. Rekor damlama ve rekor yaprak gübresi. Evet. Şimdi bunların da uygulanmasını program dahilinde tavsiye ediyoruz. Rekor yaprak gübresi bitki stresini alır, yaralanmaları tamir eder. Onu ben kullanmadım ama kullanacağım yani bu sene. Çiçeklenme öncesi şu dönem için tomurcukta öneriyoruz. Aynen. Devamında da diğer ürünü de meyve dolgunluğu, bitki gövdesindeki boşlukları, hacimleri varsa olgunlaşması. O kılcal kök farklı bir ürün mü? Farklıdır. Damlamadan veriliyor. Kılcal kök oluşumunu destekliyor. Beslenmeyi arttırıyor. Biz teşekkür ederiz. Varsa söylemek, eklemek istediğiniz buradan avokadocu yatırım yapan, üretim yapan, vallahi, bahçe kuran arkadaşlarımız. Aynen. Şöyle yani ben bir denemelerimi tavsiye ederim. Yani şimdi bazı tabii vatandaşlar çok ürünler deniyor. Çok para veriyor. Tabii sonuç alamadığı için. Peki verdiğiniz bazen mişli hareketler yapılıyor ama tabii peki, ki. Peki buradaki gerçekliği siz kendi gözünüzle gördünüz. Evet evet. Verdiğiniz yani, harcadığınız ağaç başı maliyete göre sonuç nedir? Abi ben şöyle şu anda verdiğim paraya üzülmüyorum. Neden üzülmüyorum? Çünkü zaten fideye verdiğim para onu geçti yani. Yani sizin fideye verdiğim para fide geçti. Parasının belki de yani, onda biri yani, parasıyla şu hale kesinlikle, kesinlikle. Yani ben rekor gelişime yani şu kadar para vermişim diye o hiç aklımda yok. Yeter ki benim ağaçlarım güzel olsun. Şöyle benim gösterelim şey aşağıdan. Biraz daha şöyle bitirelim ileride. Böyle bahçemiz. Eğimli bir yerde teraslama yapılmış. Evet. Şunlar yeni dikilen fidanlarımız var. Bunlar aralarda. Yeni. Bunlar sonradan ilave bunlar hep. Bu şekilde Hastere'deyiz Gazipaşa. Bakalım böyle. Ağaçlarımızı gösterdiysek. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Görüşlerinizi paylaştınız. Biz teşekkür ederiz buradan, Olsun Bey. Bütün Türkiye'deki avokado üretimi yapacaklara buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İyi bir sezon diliyoruz herkese. Evet evet, iyi bir sezon diliyoruz. Rekor gelişimi de denemelerini de tavsiye ediyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Denemelerini tavsiye ederiz. Biz memnun olduk. Tavsiye ederiz yani. Sağ olun.